Kara Fatma 1888 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda ailesinden 9-10 kadınla birlikte Kafkasya cephesinde savaştı. 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk ile bizzat görüşmek amacıyla Sivas'a gitti. Akabinde milis müfreze komutanı olarak Batı cephesine atandı. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'a giderek silah ve adam kaçırma görevlerinde bulundu. Büyük taarruzun ilk günlerinde esir düştüyse de kaçarak kurtulmayı başardı. Gösterdiği başarılar neticesinde üsteğmen rütbesine yükselen Kara Fatma 1955 yılında hayatını kaybetti.